Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz Orca Matematik Yayınları'nın 2024 ayette Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi. Türevde 28. ciltte Türevi de bitirmek üzereyiz. Hadi bakalım 28. ciltin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza. Bakalım ilk soru bize ne anlatıyor? Peki de dikey ve yatay olarak verilmiş özdeş iki kare dik prizma birbirine bitişik olacak şekilde bir masanın üzerine konulmuş. Hmm, kare prizma özdeşler tabanı burası tabana göre isimlendiriliyor. Oluşan bu cismin taban çevresi 24 ise yani şunu şöyle tamamlayalım bakalım. Kare olduğuna göre burası da A A burası da A. Şunu şuradan devam ettirdim şunu şuradan devam ettirdim şunu şöyle yaptım. Şimdi burası A ise burası da A. Şimdi burası B olsun burası da B olsun. Şimdi taban çevresi şurası geldi galiba değil mi? Yanılmıyorsam. O zaman ne oldu? A artı A artı B'nin 2 katı. Yani 2 A artı B'nin 2 katı değil mi? 2 A artı B. Burası kaçmış? 24'müş. O zaman 2 A artı B için 12'dir diyebiliriz. Soru bizden ne istiyor? Bu cismin hacmi en çok kaçtır? Şimdi cismin hacmi dediğiniz şey şimdi taban alanı çarpı yükseklik V eşittir. A kare çarpı B. Yalnız Şimdi taban alanı A kare yükseklikte B. Yalnız cisim dediği için bence bunu 2 ile çarpacağız. Yani bizden 2 A kare B'nin maks olmasını istiyor. Biz buradaki ifadeyi tek değişkene çevirelim. Yani mesela B gördüğümüz yere ne yazalım? 12 eksi 2 A yazalım. O zaman hacmi veren fonksiyon şöyle oldu galiba. 2 A kare çarpı 12 eksi 2 A oldu. E şimdi dağıtırsak 2 12 a kare eksi a kareyi dağıtıyorum. 2'yi tuttum. O zaman ne yaptı? 2 a küp yaptı. Şimdi bunu türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. 2 kalsın. 24 a eksi 6 a kareyi sıfıra eşitlediğimizde burası sıfır olacak. O zaman ne yapar? 6 a parantezinde ben ne yapıyorum? Şu an şurayı sıfırlıyorum. 6 a parantezinde 4 eksi a eşittir sıfırsa a buradan sıfırdır ya da a 4'tür ki sıfır olma şansı yok. O zaman A kaçtır? 4'tür. O zaman A yerine 4 yazacağız. Değil mi? 2 çarpı 4 yazarsak 16 B. A, e, şuradaki B'yi bulalım. A'ya 4 verirsek B'ye de 4 geldi. O zaman 64'ten 128 gelir. Bizim cismimizin hacmi. Yani birinci sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Denizliymiş. Anlaştık bir max bin problemiydi. Amacımız tek değişkene çevirmekti. Şimdi geldik 2'ye. Diyor ki bana bir demir çelik fabrikasında eritme makinenin sıcaklığı T saati olmak üzere bu şekilde hesaplanıyor. Bu odalarda belli zamanlarda bir fan açılıp odanın sıcaklığı düşürülüyor. Bu arada T'ye 0 verirsem 24 derece yani daha hiç çalışmadan 24 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu odalarda belli zamanlarda bir fan açılıp odanın sıcaklığı düşürülüyor. Buna göre T 0 ve T 24 arasında çalışan bu fabrika bir gün içinde fan hangi saatler arasında açık kalır? Hmm, çok tatlı bir soru aslında. Yani bizim sıcaklığımızın grafiği şu şekilde bir şey. Şimdi sen burada bir yere gelince tamam mı? Senin fanın açılıyor. Fan açılınca ne yapar? Ortamı soğutur. Tam buraya kadar açık bence fan. Ortam soğuyor, soğuyor, soğuyor. Burada tekrardan ne yapmaya çalışıyor? Fan kapanmış. Fan açılıp odanın sıcaklığı düşürülüyor. Düşürülüyor, düşürülüyor, düşürülüyor. O zaman minimuma kadar düşürülüyor. O zaman biz ne yapalım? Yerel max ve yerel mini bulalım. Yani bunun türevini alalım. 3t kare eksi 24t artı 36 eşittir 0. Çok tatlı soru. 3 parantezinde t kare eksi 8t artı 12 eşittir 0 ise içerisi ne yapar? t eksi 6 t eksi 2 yapar. Yani bizim türevimizin iki tane kritik noktası var. 2 ve 6 bunlar ekstrem nokta. F'in türevinden bahsediyoruz. Baş sayısına bakacak olursak artı ile başlar. Artı eksi artı. F fonksiyonu artan azalan artı. Demek ki t eşittir 2 de bu arkadaş ne yapacak? Çalışmaya başlayacak. T eşittir 6'ya kadar arkadaşlar. Fabrikada bir gün içinde falan hangi saatler arası açık kalır? 2 6 kapalı aralığında açık kalır diyebiliriz. Çünkü orada ne yapıyor? Bizim fonksiyonumuz ft ya. Sıcaklık düşüyor zamana bağlı. O zaman 2'de max oldu. 6'ya kadar devam etti indi diye yorum yaptık. Çok tatlı onu oraya yormanız lazım. Peki bakalım geldik üçüncü sorumuza. Üçte bize diyor ki bir tane kare verdim sana diyor. A, F, X'miş diyor. DCD 8'miş diyor. AF üçgeni x iken üçgenmiş. Yani burası da x. AF. Peki. FDC dörtgensel bölgesinin alanının maksimum olması için. Yani bunun alanının maksimum olması için. AF ne kadar olacak? X ne kadar olacak? diyor Tamam. Şimdi bir kenar x ise 8 ise o zaman burası 8 eksi x kaldı. Burası da 8 oldu. Toplam alandan şu beyazların alanı çıkarırsak taralı bölgenin alanı kalır. Yani 64'ten ne çıkaralım? x kare bölü 2 çıkaralım. Bir de 8 çarpı 8 eksi x bölü 2 çıkaralım. Yani iki beyaz üçgenin alanı çıkaralım. Tamam. O zaman 64 eksi aç parantez. Şimdi x kare bölü 2 Şimdi orası da eksi olacak değil mi? Artı 64 eksi 8x bölü 2. Ne yaptım? Şu 8'i dağıttım. Şimdi ben bunu çıkartacağım. Yani ne oldu? 64 eksi x kare bölü 2 eksi 64 eksi 8x bölü 2. İşte bunu ne yapalım? Türevini alıp sıfır eşitleyelim. Biraz kurtulabildiğimiz kadar kurtulalım mı? Burası biraz düzgün gelmeyebilir. Şimdi biz bunun ya da türevini alacağız nasıl olsa. Mesela burası alanı veren fonksiyon değil mi? Ben bunu alanın türevini alacağım. Şimdi 64'ün türevi zaten 0. Şimdi şuranın türevi ne yapar? 0 eksi 2x bölü 2. Şuranın türevi de şimdi şunun türevi eksi 8 geldi. Eksi eksi artı 8 bölü 2 oldu. Değil mi? Yanlış yapmadım. Yani isterseniz oy karışmasın orası. Yani eksi parantezinde 32 eksi 4x'tir. Eksi 32 artı 4x'tir. Bunun türevini alıcı 0, bunun türevini alıcı da 4. Tamam, okey, anlaştık, doğru yaptık. O zaman bunu sıfır eşitliyorum arkadaşlar. O zaman ne oldu? Eksi x artı 4 eşittir 0'dan x buradan ne gelir? 4 gelir diyebiliriz. Afiyetin uzunluğunda da zaten x'ti. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? 4 gelecek diyebiliriz. Yani benim amacım burada taralı bölgenin alanını bulup onu tek değişkeni zaten çevirdik. Orası biraz işlemli çirkin bir şey ama oradan ne yaptık? Düzgün işlemler yaptık diye düşünüyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. İki tane parabol vermiş ve bu iki parabolün arasına bence buradan bir dikdörtgen yerleştirmiş. Dörtgenin, dikdörtgenin alanının en büyük olması için. Şimdi bunun iki parabolün de simetri ekseni y ekseni bakın dikkatli bakın. Şunlar birbirine eşit. Tamam okey. Şimdi üstteki parabolün kökleri bir eksi iki bir alt, artı iki. Alttakinin de aynısı gerçi. O zaman ikisi de x artı iki x eksi ikiye. Yani burası ne yapar? X kare x 4 yapar. Ee, i̇kisi de tuttu. Yalnız önüne eksi koyarsanız Üstteki parabol yapacak. Yani bu arkadaş eksi x kare artı 4. Bu arkadaş da x kare eksi 4. Güzel. Şimdi ben x'e a verirsem bu parabolde, değil mi? Çünkü sonuçta bu nokta parabolümüzün üzerinde. X'e a verirsem, şunu sildim şimdi. Şuraları sildim. Buraya yazdığımızda eksi a kare artı 4 geldi. Bu da ne geldi? Bunun yüksekliği geldi. Yani burası a, burası eksi a karardı 4. E tamam. E bunların alanları bence eşit hepsi. O zaman bir tanesini bulup 4 ile çarpayım. 4 tane ne yapacağız? a çarpı 4 eksi a kare dedik. Şimdi 4 parantezinde 4 a eksi a küp. Yani 16 a eksi 4 a küp. Bizim bu dikdörtgenimizin alanı. Ben bu alanın çok olması istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. Şöyle yaptık. Bunu sıfıra eşitliyoruz. O zaman 12 a kare eşittir 16. a kare eşittir 16 bölü 12. 4'e bölsek 4 bölü 3 yapar. O zaman a buradan 2 bölü kök 3 yaptı diyebiliriz. a için. Peki ne soruyor? bc uzunluğu kaç birimdir? bc neresi soner? Burası yani aslında 2a'yı soruyor. 2 ile çarparsak ne çıkacak cevabımız? 4 bölü kök çıkacak diyebiliriz. Bu da 4 bölü kök 3. Evet doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik bir sonraki sayfaya 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda y eşittir x küp grafiğini çizmiş. Sonra grafikte a noktası y eşittir x küp üzerinde. Olduğuna göre abi üçgenin alanının en büyük olması için. Tamam. Şimdi şuraya x yazdınız. Bir pek pek ben x demetini sevmiyorum. Zaten y işte x küp ya, yani bilmeyen bir şey verelim. X de kafamız karışmasın. Bence siz de öyle, öyle yapın. Buraya a yazarsanız bu nokta parabolün üzerinde olduğu için apsi a ise ordinatı da a küp gelir. O zaman burası da ne kaldı? 4 eksi a kaldı şeklinde güzel bir a'ya bağlı üçgen alanı oluştururuz bence. Alan, alanı veren fonksiyon 1 bölü 2 a küp çarpı 4 eksi a yaptı. Tamam. Yani 1 bölü 2 parantezinde A küpü dağıtırsak 4 A küp eksi A üzeri o yazamadık. Ne oldu? 1 bölü 2 parantezinde 4 A küp eksi A üzeri 4. Ne yapıyorduk? Alanın türevini alıyoruz. 1 bölü 2 o zaman 12 A kare eksi 4 A küp sonra bunu sıfır eşitliyoruz. Sonra bunu ne yapacağız? Sıfırlayan değerleri bulacağız. Mesela 4 A kare parantezinde 3 eksi A eşittir sıfırdan. A buradan sıfırdır ki olma şansı yok. Diğeri de 3'tür. Ki zaten A'sı kaç gelecek? 3 gelecek. X değeri nedir demiş. Bize de onu soruyordu. Yani 5. sorumuz cevabına geldi arkadaşlar. Ceyhan geldi diyebiliriz. Hadi. Şimdi geldik 6. sorumuza. Bakalım 6. soru bize ne anlatıyor? Gerçel sayılarda tanımlı bize 3 hücreden bir fonksiyon vermiş. Buraya çaktım adam bir 1907'yi yerleştirmiş. Neyse hadi bakalım. F fonksiyonunu azalan olduğu aralıkta çizilen çizilecek olan teğetlerin eğiminin alacağı bak şimdi teğetlerin eğiminin alabileceği en büyük en küçük değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi bir kere biz bu fonksiyonu bir türevini alalım. 3 başa aldım x kare kaldı eksi 8 x artı 7 geldi. Bu bana neyi verecek eğimi verecek değil mi? Şimdi ben o x değerini oraya yazdığımda oradan çizdim teğetin Eğimini verecek. Ben bunun alabileceği en büyük en küçük değeri bulmak istiyorum. Yani burada max bin problemi uygulayacağım. Çünkü bu bana eğimi veriyor. Ben bunun en büyük en küçüğünü bulmak istiyorsam o zaman türevini aldım. 2x-8 eşittir 0'dan x kaç geldi? 4 geldi. Demek ki 4 yazdığımda bu fonksiyonun eğimi minimum oluyor. Doğru mu? Yani ben buraya 4 yazıyorum. 16-32 artı 7. Kaç yaptı? X16-9 -9 yaptı diyebilir miyiz? Deriz. Şimdi azalan olduğu bizim grafiğimiz nasıl bir grafik? de i̇şte şöyle bir grafik. Şuralarda bir yerde bizim eğimimiz minimum. O da eğimimiz kaç yaptı? Eksi 9 yaptı. Peki azalan olduğu aralıkta derken aralık şu noktadan başlar şu noktaya kadar azalır ya. E şu noktada türevi 0 olur. Bundan sonraki bütün türevler negatiftir. O zaman en büyük eğim 0 olduğu zaman gerçekmiş. Neden? Çünkü Teğetlerin hepsi, buradan çizdiğiniz teğetlerin hepsi negatif olacak. Ama şuradan çekerseniz eğiminiz sıfır olacak. Yani en büyükte de kaçtır? Sıfırdır. Bu ikisinin toplamını sormuş. O zaman cevabımız ne geldi? Dokuzun soru, altın soru içi. Bursa geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik. Yedinci sorumuza. Y kare eşittir 2x parabolü. X eşittir alt doğrusu ile kesişiyor. Bak bu y kare eşittir 2x parabolü bizim tanıdığımız. Hani e, x, y eşittir x kare parabolü değil. Bu eee sağ tarafa bakan kolları bir parabol. Yani şöyle bir şey. Bizim parabolümüz bu. Buna da parabol diyoruz biz aslında. Y kare eşittir 2x. Bunun matematiksel karşı yine parabol. X eşittir 6 doğrusunu da çekelim. X eşittir 6 doğrusu da bu. Tamam. İki köşesi parabol üzerinde bir kenarı ise doğru üzerinde olacak biçimde bir dikdörtgen çiziyoruz. Yani şöyle bir dikdörtgen çizdik. Tamam. Tam simetrik senede denk geldi bir kenar ise doğru düzende olacak. Çünkü dedik Örneğin, çiziliyor. Bu dikdörtgenin içinde maksimum alanın sahip alanın kaç birim kare olduğunu sormuş. Yani bunların alanı maksimum kaçtır demiş. Yine şuradan başlayayım mesela. Mesela buraya ne yazalım? A kare yazalım. Olur mu? O zaman burası 6 idi. O zaman şurası 6 eksi A kare gelir. Şu arkadaşı buraya yazıyorum. O zaman y kare eşittir 2a kareden y eşittir kök 2 a yaptı. Yani burası kök 2 a'ymış. Burası da kök 2 a'ymış. Neden öyle bir şey yaptın hocam? Şimdi şurada y eşittir 2 x ya. Hani köklü gelmesin istedim ha. O yüzden buraya a kare yazdım. O zaman bizim dikdörtgenimizin bir kenarı 6 eksi a kare. Şurası. Şurası da 2 kök 2 a'dan ibarettir. O zaman şu alanı veren fonksiyonu bir yazalım bakalım. 6 eksi a kare çarpı 2 kök 2 a. Oldu mu? Şurası 6 eksi a kare. Şurası da 2 kök 2 a. Dağıtırsak 12 kök 2 a eksi 2 kök 2 a küp yaptı. Şimdi bunun türevini alıp 0 eşitleyeceğiz ki max değeri bulalım. Şimdi a'ya bağlı türe burası 12 kök 2 geldi. Eksi buradası da 3'ü başa aldık. 6 kök 2 a kare eşittir 0 oldu. Yani 6 kök 2 a kare 12 kök 2. O zaman a kare dediğim şey ne geldi? 2. Sadeleştirsek. A kare 2'ymiş. Yani ne oldu? A kare 2 ise şurası 2 oldu. O zaman şurası ay kayboldu her şey. Şurası 2 iki, a kare 2 ise burası 4 oldu galiba değil mi? 6 eksi a kareden 4 geldi. Burası 4 geldi. Şimdi şurası ne kadardı? 2 kök 2 aydı değil mi? O zaman biz a'sını kök 2 bulduk mu? Bulduk. A kare 2 ise a'sı kök 2'dir. O zaman 4 ile 2 kök 2 neyi çarpacağız? A'yı o da kök 2. 4 çarpı 2 çarpı 2'den 16 geldi diyebiliriz alan için. Yani bu biraz karışık oldu ama şuraya da yazsak aslında temizden gelirdi belki ama Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza bize diyor ki 2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları alan Orjinal Matematik Eğitim Kurumu Haziran ayında 40 öğrenci kayıtlara başlamış. Tamam. Kurs ücreti başlangıçta kişi başı aylık 2000 lira. Her ay öğrenci sayısı 20 kişi artarken kişi başı aylık ücrette 200 lira indirim yapılmıştır. Buna göre maksimum gelirin elde edildiği ay aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi aylık ücret 2000 lira. Ve her ay 200 lira indirim yapıyoruz. O zaman biz 2000 liranın üzerine her ay 200 lira indireceğiz. O zaman 200 x diyelim. Olur mu? Bu benim atıyorum 4 kere 4 ay sonraki aylık dershane ücretim olmuş olacak. Tamam. Ama her ayda 20 öğrenci artıyor. Şimdi 40 öğrenciyle başladım. X ay sonra da 20 çarpı x kadar da öğrenci ilave olmuş olacak. Şimdi burada bunun ne istiyoruz? Bunu tek zaten tek değişkenle yazdık. Şimdi bunu türevini alıp sıfır eşitleyelim. O ifadede de x'i bulup yerine koyalım. Şimdi bu ifade bana neyi verdi? Ee, gelirin en fazla olduğu ayı bulmamı verdi. Yani bu bana kar fonksiyonu veriyor. Şimdi biraz parantez alıp yapalım. Çünkü çok sayılar büyüyecek gibi geldi bana. Şimdi burayı 200 parantezine alalım. O zaman burası ne yaptı? 200 parantezine 10 eksi x yaptı. Burayı da 20 parantezine alalım. Burası da 20 parantezin alınca 2 artı x yaptı. Yani burası ne yapar? 4000 mi yapar? 4000 parantezinde şimdi burayı dağıtıyorum. 20 artı 10x eksi 2x eksi x kare yaptı. Şimdi düzeltelim. 4000 parantezinde eksi x kare artı 8x artı 20 yapar. Bu bana kar fonksiyonu verecek. E kar fonksiyonun türevini alalım. O zaman 4000 sabit sayısı kalsın eksi 2x artı 8 eşittir 0 ise burasını 0 yapan değer ilk eşittir 4 için mümkün. Yani 4. ayın sonunda biz maksimum gelir elde etmiş olacağız. Maksimum gelir elde ettiği ay aşağıda hangisidir demiş. İlk hangi ay başlamışız arkadaşlar? Ee, kişi, Haziran ayında 40 öğrencimiz var. O zaman Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Dördüncü ayda biz maksimum ne yapacağız? Gelir elde edeceğiz diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Yukarıdaki dik koordinat üzerinde P noktası Y eşittir kök içerisinde. X artı 4 eğrisi üzerinde. Biz bunları çalışmıştık diye düşünüyorum. Bu arkadaş bizim Y eşittir kök X fonksiyonumuz. Şimdi ne yapmış? Bunu 4 birim sola çekmiş. Tamam biz de bunu 4 birim sola çekmişiz. Ne olmuşuz? Kök içinde ilk artı 4 fonksiyon olmuşuz. Tamam. Üzerinde K noktası X ekseni üzerinde X 4'e 4 aralığında değişken bir nokta. Hangi? Bu hafta şurası değişken bir şey. Böyle oynuyor K noktası. Ve L noktası 4'e 0 olmak üzere. L noktasının yeri sabit. Yani şurası sabit anladığım Biz bu PK'yı oynatıyoruz. Şekildeki gibi oluşturacak en büyük alana sahip üçgen için. K noktasının apsisi nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Burası zaten 4. Şuraya X koyalım bence. Olur mu? Şurası X birim olsun. Burası x birim olacak ama şimdi onu doğru ifade edelim. Mesela ben buradaki x'e a yazdığımda bunun şurası çünkü sonuçta bu nokta bizim fonksiyonumuz üzerinde kökün içine x gördüğümüz yere a yazacağız. O zaman burası 4 artı a uzunluğunda yaptı. Burası a. Şimdi burası aslında uzunluk olarak eksi a. Şimdi şöyle orayı karıştırmayın. A burada negatif bir sayı. Ama burası uzunluk olarak eksi a. Yani burası uzunluk olarak 4 eksi a birimdir. Yukarısı da yani şurası da kök içinde 4 artı a'dır. Başına da 1 bölü 2 koyarsak şu an ben neyi buldum? Alanı veren fonksiyonu buldum. Sonra ben bunu ne yapacağım? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Bunun maksimum olmasını istiyorum. Peki bakalım. Şimdi 4 eksi a'yı içeri atsak mı acaba? Bak şöyle değişik bir şey yapsak mı? Kök içinde 4 eksi a'nın karesi çarpı 4 artı a diye yazdım. Şimdi bunun türevini alacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Bunu önceden biliyorsunuz. Y eşittir kök f gibi bir ifadenin türevini aldığınızda içinin türevi böyle iki kök f yapıyorsunuz. Siz bunu sıfırlamanız isteniyor ya türevini sıfır yapacaksınız. O zaman siz aslında içini sıfır yapsanız yeter. Yani ben şurayı sıfırlasam kafi bana. O zaman orası çarpım türeviyle sıfırlansın. 2 tane 4 eksi a şimdi 4 eksi a kare, 4 eksi a'nın parantez karesinin türevini alıyorum. 2'yi başa aldım. 4 eksi a dedim. Sonra içinin türevinden de bir eksi geldi. Eksi dedim. A çarpı ikinci 4 artı A artı 4 artı A'nın türevi 1 çarpı 4 eksi A'nın karesini sıfıra eşitledim. Şimdi şu çirkin ifadeyi düzelteceğiz. Şimdi ikisine de 4 eksi A parantezini alsak. 4 eksi A parantezini aldım. Şimdi şu eksi 2'yi buraya dağıtıyorum. Eksi 8 eksi 2A. Şimdi bir tane 4 eksi a'yı alınca orada bir tane daha 4 eksi a kaldı. Artı 4 eksi a burası sıfır oldu. Şimdi buradan a'ya 4'tür. Burayı sıfırlamak istiyorum ya da burayı sıfırlayacağız. O zaman eksi 4 eksi 3 a sıfırsa a buradan nedir? Eksi 4 bölü 3'tür. Burası a değil miydi? A negatif olmayacak mı? O zaman A değerimiz ne geldi? Eksi 4 bölü 3 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bu da testimizin son sorusunu çözümüydü. Ve böylece 28. testin çözümlerini beraber yaptık. 29. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.